Evde pedikür nasıl yapılır? Pedikür yapmak çoğu bayanın ihmal ettiği ayak bakımıdır. Yazın daha çok özen gösterilen pedikür, kışın aynı özeni görmez. Çünkü ayaklarımız kapalıdır ve kimsenin görmeyeceğinden rahatsızlık hissetmeyiz. Oysa ki ayak bakımı yaz-kış gereklidir. Çünkü kışın bakılan ayaklar yazın ayrı bir güzel durur ve ekstra özen göstermeye gerek kalmaz. Pedikür yapmaya genellikle banyodan sonra başlayın çünkü banyo sırasında tırnaklarınızda esneme meydana gelir ve topuk sertlikleriniz yumuşar. Pedikür yapmanızda büyük kolaylık sağlayacaktır. Banyoya girmeden önce ya da pediküre başlamadan önce ilk yapmanız gereken ayak tırnaklarınızda varsa ojeleri temizlemek. Ardından leğene doldurduğunuz ne sıcak ne de soğuk suyun içine arındırıcı bir jel veya sabun koyun. Topuklarınız ılık suda yumuşayıncaya kadar ayaklarınızın ikisini de leğenin içinde bekletin. Daha sonra leğenin içinden ayaklarınızı çıkarın ve ıslak havlu yardımıyla nemini alın. Tırnaklarınızı kısaltmak istediğiniz ölçüye getirin ya da törpüyle ayak tırnaklarınıza şekil verin. Tırnak dibindeki etleri geriye doğru ittirin. Tırnak etlerinden çok rahatsız oluyorsanız, tırnak eti makasıyla geriye ittiğiniz etlerinizi çok derinleşmeden dikkat ederek kesebilirsiniz. Sertleşen topuklarınızı topuk törpüsü yardımıyla ya da topuk taşıyla ovun. Topuk taşı uygularken zedelememeye özen gösterin. Bunların arkasından kolonyayı avcunuza döküp tüm ayağınıza yedirin. Ayaklarda oluşan mikrobu kırmak için etkili ve gereklidir bu. En son aşama olarak tercih ettiğiniz oje renginizi tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Oje sürerken pamuk yardımıyla parmaklarınızı ayırabilirsiniz. Ojenizin bozulmaması için gerekli bir uygulamadır bu. Ojeniz kuruduktan sonra pamukları parmak aralarından çıkarabilirsiniz. Bütün bu işlemler sonucunda kullandığınız pedikür aletlerinizi sterilize etmeyi unutmayın. Bu işlemi kolonyayla da yapabilirsiniz.